Merhaba sayın seyirciler, Metnuş Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Kürtlerin yanı sıra birçok muhalif grubun katılmadığı Cenevre 2 konferansı bugün İsviçre'nin Montreux kasabasında başladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan konferansın müzakere bölümü ise Cuma günü başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim bir konuşma yaptı. Konferansın açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon yaptı. Ban Ki-moon, barış görüşmelerinin oldukça zorlu sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ban Ki-moon'dan sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov söz aldı ve konferansın temel görevinin çatışmaların bitmesini sağlamak olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise konuşmasında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yeni bir geçiş hükümetinin parçası olamayacağını ifade etti. Konferansta konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye'de devrim değil terör ve yabancı savaşçılar var dedi. Türk hükümeti teröristlere kendi topraklarında eğitim verdi diyen Muallim, uluslararası toplum terörizmi desteklemeye ve teröristlere silah göndermeye son vermelidir dedi. Suriye muhalifi temsilcisi sıfatıyla konuşan Ahmet El Cebra ise konuşmasında şiddet politikalarından rejimi sorumlu tuttu. Rojava Yasama Meclisi Cizire Özerk Yönetimini ilan etti. Özerk Yönetim Başkanı Ekrem Hiso ve 22 bakandan oluşuyor. Demokratik Özerkliğin Geçici Yasama Meclisi Amude kentinde toplandı. Meclis Divan Başkanı Abdülkerim Ümer yaptığı açılış konuşmasında Kürtçe, Süryanice ve Arapça meclisi selamladı. Ardından meclis üyeleri Cizire bölgesi yönetim modelini ve anayasasını tartıştı ve tarihi kararlar aldı. Tartışmalar ardından Cizire bölgesi için başkan, iki başkan yardımcısı ve 22 bakanlık belirlendi. Cizire kantonu yönetim başkanlığına Ekrem Hasu, Süryani Elizabeth Gevriye ve Arap Hüseyin Ezen başkan yardımcısı olarak seçildi. Cizre kantonu yönetim modelinde başkan ve bakanlar için üçlü bir yönetim modeli benimsendi. Buna göre örneğin başkan Kürt ise başkan yardımcıları Arap ve Süryani olacak. Başkan ve 22 bakan yemin töreni ardından görevlerine başladı. Maliye, ticaret ve ekonomi gibi önemli bakanlıkları kadınlar üstlendi. Dışişleri Bakanlığı için Salih Gedo, İçişleri Bakanlığı için Kenan Berek, Adalet Bakanlığı için Abdülhamid Bekir ve Savunma Bakanlığı için Abdülkerim Sarucan görevlendirildi. Diğer bakanlıklar ve görevlendirilen isimler şöyle: Belediyeler ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Abdülmenar Yoku, Maliye Bakanlığı Remziye Muhammed, Eğitim Bakanlığı Muhammed Salih Abu, Tarım Bakanlığı Abdülmecit Sebri, Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı Siham Kiryo, İş Ticaret Bakanlığı Temer Hasan Cahit, Şehit Aileleri Bakanlığı Rezan Gulo, Kültür Bakanlığı Mehavan Mehmet Hasan, Ulaştırma Bakanlığı Mehmet Hasan Ubeyt, İletişim ve Enformasyon Bakanlığı Telal Mehmet, Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet İsa Fatimi, Çevre ve Turizm Bakanlığı Lokman Ahmi, Din İşleri Bakanlığı Şeyh Mehmet Kadiri, Aile ve Kadın Bakanlığı Emine Umer, İnsan Hakları Bakanlığı Senharit Basum, Elektrik, Sanayi ve Yeraltı Kaynakları Bakanı Süleyman Halek, Toplumsal İşler Bakanı Dijwar Ahmet Ağa, Sağlık Bakanı Abdülmecit Sebri. Rojava'da Cizire kantonunun dün özerk yönetimini ilan etmesi Kürtler arasında sevinçle karşılandı. HDP ve BDP İzmir Karabağlar ilçe örgütleri öncülüğünde halaylar çekildi ve havai fişekli kutlamalar yapıldı. Kutlamalara HDP Karabağlar Belediye Eş Başkan adayları Mahmut Önen ve Meryem Çakmak'la birlikte BDP ve HDP il yöneticileri de katıldı. Saygı duruşu ve açıklamanın ardından halaylar çekildi, havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Kürt halkını temsil etmeyen ve Kürt halkının haklarını tanımayan bir Cenevre konferansında alınacak kararların hiçbir anlamının olamayacağını belirtiyoruz. Rojava'daki halkımızın demokratik özellik temelinde vermiş olduğu onurlu mücadelesini sahipleniyor ve selamlıyoruz. Tüm gücümüzle yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. BDP Karabağlar ilçe örgütü. Altyazı M.K.
sensin zor. Bilmezlere diren ve zalimlere direndin. Semana sahine ol ey nabidar. Canını her cihane dek vedar. Dertli hiç aşağı her şahı. Ne cihane dek vedar. Ne ona vecd olma. İran rejimi Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle afiş asan bir Kürt genci infaz etti. Doğu Kürdistan'a yönelik yayın yapan Kürdistan medya sitesine göre Elyas Nuri adlı bir kişi Havşar beldesine bağlı Mermer köyünde infaz edildi. Nuri 18 Ocak'ta Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla duvarlara afiş asarken İran ordusuna bağlı güçler tarafından gözaltına alınmıştı. Nuri'nin cesedi aynı günün gecesi köy meydanında bulundu. Görgü tanıkları Elyas Nuri'nin başında siyah bir torba ve boynunda ip izleri olduğunu ifade etti. ...50 senedir süren iç savaşın son bulması için müzakerelerin sürdürüldüğü Kolombiya'da ordunun Kolombiya devrimci silahlı güçleri FARC'a yönelik saldırıları yoğunlaştı. Tolima eyaletinde 2 gündür sürdürülen operasyonlarda yaşanan çatışmalarda 7 gerillanın hayatını kaybettiği açıklandı. Biri yaralı olmak üzere 5 gerillanın da esir alındığı bildirildi. Hafta sonu Venezuela sınırı yakınında bir kampa düzenlenen bombardımandaysa 14 gerillanın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. FARC daha önce yaptığı açıklamalarda bu tarz operasyonların CIA'nin istihbarat desteğiyle kimyasal silahlar kullanılarak yapıldığını ifade etmişti. 1,5 yıldır devam eden barış görüşmelerinin hala Küba'nın başkenti Havana'da devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polisle protestocular arasında şiddetlenen çatışmalar sonunda can aldı. Polisin barikatları yıkma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda şu ana dek en az 3 kişinin öldüğü bildiriliyor. Kasım ayında hükümetin Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamayarak Moskova yanlısı tutum almıştı. Bunun üzerine Ukraynalı protestocular eylemlere başlamıştı. Öte yandan Rusya'da Avrupa ülkelerini Ukrayna'nın iç işlerine karışmamaları konusunda uyardı. Bugün ise parlamentonun gündemine gösteri hakkını kısıtlayan baskı politikalarının gündeme gelmesi bekleniyor. Kentte 2 gecedir süren çatışmalarda yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Guatemala'da 1982 darbesini yapan eski diktatör Efrain Rios Montt'un 80 yıllık hapis cezası Temyiz Mahkemesi tarafından bir kez daha bozuldu. Eski diktatör Montt'un cezasının bozulması sonrası ülkede yargı üzerindeki siyasetçi tahakkümü ve yargıçlar arasındaki yolsuzluk tartışmaları yeniden başladı. Hakimlerin siyasi tutumu nedeniyle 1960-1996 yılları arasında yaşanan ve on binlerce insanın hayatına mal olan katliamlara yönelik yargılamaların sağlıksız olacağı endişesi hakim. 1982-83 yıllarında Marksist gerillalara destek verdikleri gerekçesiyle binden fazla Maya yerlisinin katline imza atan eski diktatör geçen sene 80 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkiye'deki cinsiyetçi politikaları Selis Kadın Danışmanlık Merkezi çalışanları değerlendirdi. Değerlendirmede çarpıcı rakamlara yer verildi. Buna göre 2013 yılında 190 kadın katledildi, 1000'e yakın çocuksa istismar edildi. Batman Belediyesi Selis Kadın Danışmanlık Merkezi üyesi Nefise Akıl ve sosyoloğu Rana Şeker, Kürt kadınları üzerinde bir devlet politikası olarak kapitalizmin ve medyanın eliyle beslenen kadın kırımına dair şunları belirtti. Hala kadının toplumdaki tam karşılığı bir takım pratikte bir takım kişiler tarafından henüz net bir şekilde algılanmamıştır. Bunun en önemlisi de devlet aktörleri tarafından. Çünkü hukukta, yasalarda kadın hep onların namusu olan kadın olarak algılanmıştır. Erkeklerin maalesef yasalara karşı duydukları
güven mi diyeyim ya da yasaların bu konuda kadınlara yeterince koruma altına almamalarından dolayı bir rahatlık söz konusu. Ve bu rahatlık onları fütursuzca kadınlara saldırı alanı haline getiriyor. Sokakta, evde, iş yerinde. Düşünüyoruz neden bir aile politikalar, sosyal bakanlığı var da bir kadın bakanlığı yok. Sadece kadını esas alan, kadının sorunlarıyla ilgilenen, kadını koruyan, Cezaevlerinde tutsaklara yönelik baskı ve hak ihlalleri artarak devam ediyor sayın seyirciler. Hak ihlalleriyle gündemden hiç düşmeyen zulüm merkezlerinden birisi de Şakran Cezaevi. Şakran 4 nolu T tipi cezaevinde tutulan Hüseyin Tunç adlı tutsak, Dicle Haber Ajansı'na gönderdiği mektubunda yaşadıkları durumu, Kenan Evren asmayalım da besleyelim mi demişti. Şimdilerde ise asmayalım ama İbreti alemlik uygulamalarla karşı karşıya bırakalım şeklinde özetliyor ve şöyle devam ediyor. Bazen uyduruk bahanelerle yıllarca git gel biçiminde hastane revir, revir hastane arasında mekik dokuyabiliyoruz ama nafile. Bize ilaç yazılıyor sonra ama dur bakalım hemen vermek yok. Koğuştan koridora çıkacaksın, elini açacaksın ve kameranın göreceği şekilde onca gardiyanın içinde hapı yutacaksın. Bu muamele 1980'lerde Diyarbakır vahşetinde yaşanmıyor. Şakran 4 nolu T tipi cezaevinin koridorlarında 2014 senesinde yaşanıyor. Kendilerine yaşatılan zulmü kabul etmeyeceklerini belirten Tunç, mektubunu şu çağrıyla bitiriyor. Bütün duyarlı kamuoyunu insan onurunu ayaklar altına alan tutumlara karşı elinden geleni yapmaya çağırıyoruz. Bir başka çağrı da Erzurum Oltu T tipi cezaevindeki kadın tutsaklardan geldi. Tutsaklar yaşadıkları baskılara ilişkin TÜYATDER Bazi temsilciliğine faks gönderdi. Tutsaklar baskılara karşı durdukları için hücre cezası aldıklarını, idareyle yaşadıkları sıkıntılardan dolayı avukatların görüşe gelmesini beklediklerini belirterek kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı. Mücadeleyle geçen 19 yılını geride bırakan Eğitimsen'in AMES Şube Başkanı Kasım Birtek özellikle AKP döneminde daha yoğun baskılara maruz kaldıklarını açıkladı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası kuruluşundan bu yana 19 yıl geçti. Eğitim emekçileri 1950'li yıllarda farklı isimler altında faaliyetler yürüttü. 1987 yılında Eğitimsen olarak örgütlenme çalışmalarına başlayan sendika 23 Ocak 1995 tarihinde Eğitimsen adını alarak yoluna devam etti. Kurulduğu günden bu yana sendikanın yönetici ve üyeleri sürgün, soruşturma ve hapis cezalarıyla sindirilmek istendi. Özellikle AKP döneminde sendikaya yönelik baskılar daha da arttırıldı. Eğitimsen'in birçok yöneticisi ve üyesi KCK adı altında yapılan operasyonlarla tutuklandı. Eğitimsen AMES Şube Başkanı Kasım Birtek, Eğitimsen ve bağlı bulunduğu konfederasyonun saldırılar karşısında daha ileri adımlar atarak meşru alanlar yarattığını, emek ve demokrasi mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü söyledi. Tarihinin en yüksek değerine ulaşan dolar ve euronun yükselişi karşısında Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni faiz kararlarını açıkladı. Dün açıklanan kararın ardından dolar 2.26 TL'yi, euro da 3.06 TL'yi geçerek yeni bir rekor kırdı. Olan ise yine vatandaşı oluyor. Faiz kararı faturalara yansıdı. Herhangi bir elektrik kesintisi yaşamayan abonelerin faturasına kesme bağlama ücreti ekleniyor. Faturalardaki artışın yanı sıra şimdi de son ödeme tarihini 24 saat geciktirenlere herhangi bir kesme bağlama işlemine maruz kalmadıkları halde 19.10 TL'lik kesme bağlama ücreti ödettiriliyor. Gecikme ücretinin yanı sıra böylesi bir ödemeyle karşılaşan abonelerse isyan etti. Aboneler faturalarına eklenen bedelin yasal dayanağını soruyor ve bu kesintinin kendilerine iade edilmesini talep ediyor. Peki piyasalara yansıyan bu bedelin nedeni ne diye soruyor emekçiler. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dünkü grup toplantısında bu konuya değindi. 2008 yılına kadar Türkiye'ye sıcak para aktığı için özellikle Arap sermayesi ve batıdan
sermaye Türkiye'de yüksek faiz nedeniyle sıcak para akışının gerçekleşmesi vesilesiyle Türkiye ekonomisi işte dünyanın 16. büyük ekonomisi içerisine girmişti. Ama her zaman büyük bir tehlike vardı. Cari açık ve dış borç. Bunun bir gün patlayacağı kesindi. Ama ne zaman Türkiye'nin başına bela olacağı anlaşılamıyordu. İşte Mayıs ayından bu yana cari açık ve dış borcun da Türkiye'de artık büyük bir ekonomik krizin ve felaketin kaçınılmaz olduğunu ortaya koydu. Doların, euronun seyrini izliyorsunuz. Bunlar böyle 17 Aralık operasyonuyla ortaya çıkmış sonuçlar değil. 17 Aralık operasyonları bunu sadece hızlandırdı. Mayıs ayından beri dolar artıyor. Merkez Bankası rezervi efendim dolarlarla doldu taştı diyor diye başbakan. Hadi bakalım. Hani yer yoktu dolarları koyacak? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek kur oranına ulaştı dolar. Müdahale edemiyorsunuz, düşüremiyorsunuz. Düşüremezsiniz. Çünkü sermaye açık piyasa kurallarına göre, teslim olduğunuz uluslararası kurallara göre artık ekonomiyi siz yönetemiyorsunuz, yönetemezsiniz. Öyle bedualarla falan değil. Paralarını adamlar bir çekiyorlar, işte Türkiye ekonomisi çöküyor. Sıcak para gelirken iyidir, keyfiniz yerinde, ama o sıcak paranın sahibi istediği zaman o parasını alır gider. Burada yatırıma, istihdama dönük bir politikanız olmadığı için, başkasının parasıyla ekonomik saltanat sürdüğünüz için şimdi parayı veren düdüğü çalıyor işte. Dışa bağımlı bir ekonomi bugün Türkiye'de felaketin habercisidir. Peki faturayı kim ödeyecek? Yoksullar ödeyecek. Türkiye'deki dolar rezervinin %90'ı %1'lik nüfusun elinde zaten. Şu anda dolardaki birkaç aylık %25'lik artış bu %1'i zaten %25 daha zengin yaptı. Kimin cebinden çıktı? Bedduacının mı? Başbakanın mı? Yok. Bunlar yine zengin oldular. Dolarlar bunların cebinde zaten. Doları olmayanlar, simit satanlar, sokakta olanlar, memurlar, işçiler, köylüler, çiftçiler, öğrenciler. Bu %25'lik artış bizim cebimizden çıktı, bizim. Bunlara yine bir şey oldu. Ekonomik krizin ayak sesleri bunlar sayın seyirciler. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Yayınımıza son veriyoruz. İyi günler.